Dernekler Federasyonu üyesi olan dernek başkanlarının yönetimi durdu. Aynı şeyi söylüyorum. Evet. Sayılması. Şimdi bu üç şıkkı değerli arkadaşlarımız ayrıca danışma kurulu oluşturulmasıyla ilgili arkadaşlarımızın bir tezi vardı Sayın Vekilim. Onu da gündeme aldık buraya, biz notlarımızı aldık ama bunu oylayın Sayın Başkan, ondan sonra danışma kurulu alalım. Peki tamam. Değerli arkadaşlarımız, tekrar edeyim mi? Bu üç şıkkı 11'den 18'e çıkartılması. Efendim yönetime organların oluşumu ile ilgili yetki verilmesine ve dernek başkanlarının da ne sayılmasına arkadaşlar? Doğal üye sayılmasıyla ilgili şıkların değişikliğini arkadaşlarımızın oyuna sunuyorum. Buyurun. Evet diyenler kaldırsınlar. Evet, çoğunluk oldu. Aksi var mı arkadaşlar? Olumsuz. Yok. Ya ne güzel tercanlılar, bir noktada ne güzel birleşiyorlar değerli arkadaşlar. İyi şeyleri, tercanlılar her şeyi çok güzel görüyor tabi. Aksini düşünmek mümkün değil. Çünkü yapılan işler değerli kardeşlerimizin, hepimizin, güzel tercanımızın, güzel hemşerilerimizin, bundan sonraki hele hele genç nesillerimizin istikballerinin daha nasıl açılacağı, bu değerli kardeşlerimizin bu güzel uğraşıları neticesinde hangi ışıkları tutacağını, valla ışık saçılıyor burada değerli arkadaşlarımız. Değerli kardeşlerimizin bu federasyon işini gündeme getirip bu seviyeye getirmeleri bizim için fevkalede, ziyadesiyle büyük bir adım oldu. Tekrar huzurunuzda arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet. Oylar kabul edildi. Efendim, tutuk değişikliğiyle ilgili. Şimdi başka bir maddemiz var. Sayın Vekilim, siz de lütfeder bu konuda bir aydınlatma yaparsanız seviniriz. Değerli arkadaşlarımız, bir danışma kurulunun oluşturulmasıyla ilgili Sayın Vekilim lütfeder bize biraz bilgi verirse bu danışma kuruluyla ilgili fevkalede memnun olurum. Şimdi değerli arkadaşlarım, federasyonumuz yeni kurulduğu için giderek tabii gelişecek. Bizim İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da ve Zonguldak'ta sizin de işte tanıdığınız, bildiğiniz insanlarımız vardır. Çokça tercanlılar. Biz bunlarla bir ilişki kuracağız. Daha sonra işte burada bir değerli arkadaşımız var, Berlin'de yaşıyor. Bir bilim insanı. Yurt dışı temaslarımız olacak. Oradan da kendi alanında uzman olan, bilgi, beceri sahibi olan insanlarımız bu sürecin içine katılmak isteyecekler. Danışma kurulundan maksat şu: eğer böyle çok değerli işte insanlar katılırsa, sosyal projeler üretirse, tercanlılık ruhunu, tercanın birlikteliğini, sosyal dayanışmasını projelerle geliştirecek uzman arkadaşlarımız olursa, onları biz federasyonumuzun danışma kuruluna alacağız. Danışma kurulu tamamen dernek başkanlarımızın ve yönetim kurulumuzun ortak toplantılarında kim öneriyorsa önerecek, yönetim, başkan, herhangi bir derneğimiz ve bu giderek bir çalışma gücü yaratacak federasyonda. Danışma kurulu bu amaçla kurulmalıdır. Çünkü yönetim kurulu alamazsınız. Yönetim kurulu kongreden kongreye seçilecektir. O insanların da yönetim kurulu gibi çalışmaları çok mümkün olmayabilir. Gelirler, katkılarını verirler, giderler. 3 gün kalırlar federasyonda, çalışırlar ama 6 ay uğramayabilirler. Önemli olan onların bilgilerinden, görgülerinden ve becerilerinden yararlanmaktır. Bu maksatla danışma kurulumuzun bu tüzük maddesinde yer almasını genel kurulumuza yönetim kurulu olarak öneriyoruz ve sunuyoruz. Evet Sayın Başkanım, oylayabilirsiniz yahut da neyse arkadaşlarımızdan görüş olan varsa. Tamam, tamam başkanım. Teşekkür eder Sayın Vekilimin bu güzel fikirlerle ilgili. Danışma kurulunun bir konsey gibi de düşünebilirsiniz herhalde, değil mi Sayın Vekilim? Yani başka görüşü olan arkadaşım tabii, varsa. Tabii arkadaşlar, Sayın Vekilim ağzına sağlık. Bir ışık tuttu. Buradan yola çıkarak değerli hemşerilerimiz, hepsinin İstanbul'da kıymetli arkadaşlarımız var, değerli kardeşlerimiz fikirleri, önerileri, görüşleri varsa bu konuyla ilgili söz alma hakları var. Buyur kardeşim. Başkanım, böyle bir şeyi oylarsan kimler tutar oluşacak? Ha yok, şimdi oylamıyorum. Bunun sadece tüzükte yer alması lazım. Tüzüğe koymak için, yani böyle bir oluşumun
danışma kurulunu tüzüğümüze koyarsak o ileride açılımını daha değişik rengine... Yönetim kuruluna önerilecek. Siz mesela birini önebilirsiniz. Dersiniz ki Zonguldak'ta Mehmet var, Ahmet var, Ercanlı. Bu bir bilim adamı yahut da bu bir uzman. Onu yönetim kuruluna öneriyoruz danışma kuruluna alınması için. Yani, veya Almanya'da yaşayan arkadaşımız der ki orada Tercanlı şöyle şu yetenekte bir arkadaşımız var. Sportif faaliyetlerle ilgili federasyona öneride bulunacak diyebilir. O yönetim kurulunun kararıyla danışma kuruluna alınacaktır. Yani öneri kim alınacaktır değil. Kimin olacağına sizler veya yönetim kurulundaki arkadaşların önerisiyle belirleme getirilecek. Sağ olun Sayın Vekilim. Arkadaşlar fevkalede açık oldu. Yani bunu sadece tüzüğe koymamamızla ilgili bir oylama yapacağız. Bu yetkiyi de yönetim kuruluna vereceğiz. Yönetim kurulu kimleri danışma kuruluna alacağını dernek başkanlarımız güzel izah edildi. Veya bir herhangi bir kurucuyemiz, bir hemşerimiz gelip orada dernek başkanına söyleyecek. Arkadaş böyle bir ne güzel söyledi vekilimiz. Yani böyle bir maddeyi tüzüğümüze koymak istiyoruz. Oylarınıza sunuyorum değerli kardeşler. Danışma kurulunun oluşturulmasıyla ilgili. Çoğunluk var. Var ve aksini konuşan mümkün değil. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar. Sayın Tercanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ses yeterli gerek var mı? Öncelikle gelirlikler tablosunu size aktarmak istiyorum. 2013 kiralar 6000 TL, demirbaşlar 1299 TL, kırtasiye giderlerimiz 317 TL, haberleşme giderimiz 3908 TL, bakım onarımlarımız 250 TL, aboneliğimiz 60 TL, toplam 8830.58 TL, şahit giderlerimiz 682 TL, toplam 9512 TL. Giderlerimiz. Gelirlerimiz bağışlar 3300 TL, borçlar 6212 TL, toplam 9512.79 TL, genel toplam 9512 lira. 2013-2014 tahmini bütçe, bağışlar toplam ve etkinlikler 50.000 TL, bağışlar 52.000 TL, çeşitli 10.000 TL, toplam 117.000 TL. Giderler, maaşlar 18.000 TL, sosyal yardımlar 5.000 TL, kira giderleri 20.000 TL, su ve elektrik 2500 TL, seyahat ve toplantılar 35.000 TL, uzman ücretleri 4.000 TL, pazarlama ve reklam 10.000 TL, sigorta 6.000 TL, telefon 5.000 TL, çeşitli internet ve web ücretleri 2500 TL, donanım 5.000 TL, sarf malzemeler 2500 TL, posta giderleri 1500 TL, toplam 117.000 TL. Saygılar. Şu kısa zamanda maşallah bereket versin, daha çok olsun. Arkadaşlar güzel bir bütçe oluşmuş. Fevkalede güzel harcamalar olmuş. Evet, tabii ki bunun çok çok yönlere katlanması gerekiyor. Süleyman Başkanımız çok güzel şeyler söyledi akşamki toplantımızda. Daha değişik bütçeyi büyütecek hamlelerde bulunmak istiyor. Ve tabii yönetimle beraber değerli kardeşlerimiz bunu inşallah daha büyük rakamlarda göreceğiz. Peki arkadaşımızın okumuş olduğu bütçeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler çok çok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Verilmesiyle ilgili bir maddemiz var. Taşınmaz malların satın alınması, devredilmesi ve bununla ilgili teferruatlarla ilgili tapudur, efendim diğer işlemlerdir, her türlü yetkili tabii ki derneğimizin, federasyonumuza ait uzmanların satılması, devredilmesi ilgili konuların yönetime yetki verilmesi hususunu arkadaşlarımızın oylarına sunuyoruz. Buyurun. Bir şey söylesene başkan. Buyurun kardeşim. Bu tür kira kurmalar, derneklerde satanlara yetki verebilir. Tamam.
satma yetkisi veremez. Alma yetkisi veriyor. Alma yetkisi veremez. Peki, düzeltiyoruz arkadaşlar. Burada da zaten satın alma, zaten öyle okudu. Taşınmaz mal satın alınması. Öğrendi. Peki, yok, yok. Alma yetkisi istiyoruz da, satma yetkisini de genel kurula oylatmak şartıyla verebilirsiniz. Ama şimdi satma yetkisi yok. Bunun bir alalım, biz alalım sonra siz satarsınız. Peki, arkadaşlar. Değerli kardeşlerimiz, Erzincan Percan Dernek'ten Federasyonu Genel Kurul Aday Listesi'ni tek tek okumak suretiyle tümünü birden tekrar usulüne sorarım arkadaşlar. Okuyacağımız listenin haricinde Süleyman Güzel Bey'in başkanlığındaki yönetimin haricinde herhangi bir liste çıkaran arkadaşımız var mı? Bir şey gözükmüyor. Yok. Peki. O zaman Süleyman Güzel Bey yönetimindeki listelerimizi, asil ve yedek üyelerimizi okuyorum. Yönetim kurulu asil üyeler: Süleyman Güzel, Rıdvan Budak, Sakine Tükek, Mehmet Gözcü, Ersin Kılıç, Fuat Gül, Yusuf Can, İsmail Taş, İsmet Kaçmaz, Nail Genç, İsmail Akbaba, Haydar Ergül, Mustafa Acar, Mehmet Gülnehar, Kenan Yılmaz, Kemalettin Cansız, Özcan Güneş, Bıdır Serül, Mahmut Akgül'dür. Yedek üyeler: Bahattin Kılıç, Cemal Çiçek, Binali Keleş, Sebahattin Can, Lütfi Yıldız, Atilla Kırallı, Aziz Salt, Derviş Şimşek, Mehmet Tekin, İbrahim Özcan, Ahmet Narin, Özkan Gönül, Erdal Özdemir, Zeki Çelik, Zekat Koç, Hasan Gözcü, Engin Düzgün, Sebahattin Buket. Devam ediyorum. Disiplin Kurulu asil üyeler: Hasan Seyhan, Levent Doğan, Zeynel Arslan, Hasan Akyol, Ali Güzel. Yedek üyeler: Kenan Çelik, Hüseyin Koçak, Zeynel Koçak, Habib Oktay, Ömer Boğaz. Bir düzeltme daha yapacağız.